Mama kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere özel sosuyla, yumuşacık kekiyle enfes elmalı kek tarifimi paylaşacağım. İlk olarak karıştırma kabına 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı toz şeker ve 1 paket şekerli vanilya ilave edip şeker eriyip homojen bir kıvam alana kadar çırpıcımla çırpıyorum. Güzelce çırptıktan sonra bu karışımımdan daha sonra kekimin üzerine dökmek için 1 su bardağı ayırıyorum. Ve buzdolabına kaldırıyorum. Kalan karışıma 3 adet yumurta ekleyerek çırpıcımla çırpmaya devam ediyorum. Daha sonra içine elenmiş 2 su bardağı un ilave ediyorum. Bir pakette kabartma tozu ekleyip tüm malzemelerim güzelce karışana kadar çırpıcımla çırpmaya devam ediyorum. Elma dilimlerimizin kek kalıbımızın tabanına inmemesi için videoda göründüğü gibi koyu kıvamlı bir kek hazırlayalım. Kek hamurumu hazırladıktan sonra şöyle bir kenara kaldırıyorum ve kekimi pişirmek için kullanacağım kelepçeli kek kalıbımı hazırlıyorum. Kek kalıbımın tabanına yağlı kağıdımı yerleştirdikten sonra kelepçeli kek kalıbımı kapatıyorum. Sonra bir makas yardımıyla yağlı kağıdımın fazla kısımlarını kesiyorum. Daha sonra kek harcımı kalıba boşaltıyorum ve kek harcımın üzerine düzeltiyorum. Kekimin üzerine güzelce düzledikten sonra şöyle birkaç kez de elimle sağ sola ittirerek iyice düzeltiyorum. Kek hamurumu şöyle bir kenara alıyorum. Kabuğunu soyarak hazırlamış olduğum elmamı ortadan ikiye bölüyorum ve çekirdek kısmına çıkarıyorum. Daha sonra elmalarımı ince ince dilimler halinde kesiyorum. Elma dilimlerimizin bu incelikte olmasına dikkat edelim. Sonra dilimlemiş olduğum elmalarımı kekimin üzerine düzgün bir şekilde yerleştiriyorum. Kekimizin görsel açıdan hoş görünmesini sağlamak için elma dilimlerini özenle dizmeye dikkat edelim. Elma dilimlerimi kekimin üzerine düzgün bir şekilde yerleştirdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fansız fırında 45 dakika pişiriyorum. 45 dakika sonrasında kekimi fırından çıkarıyorum ve 4-5 dakika iç sıcağının çıkmasını bekliyorum. Sıcağı çıktıktan sonra daha önce ayırmış olduğum sosumu kekimin üzerine gezdiriyorum. Daha sonra bir fırça yardımıyla kekimin her tarafına sosumu sürüyorum. Kekimin sosunu sürdükten sonra yarım saat kekimi dinlendiriyorum. Kekimi sosladıktan sonra yarım saat dinlendirdim ve artık kelepçeli kek kalıbımdan çıkartıyorum. Sonra hemen bir servis tabağına aktarıyorum. Bir taraftan da altındaki yağlı kağıdımı çıkartıyorum. Özel sosuyla, yumuşacık kekiyle enfes lezzetli elmalı kek tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu kek tarifimi anlık gelen misafirlerinize kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Özel günlerinizde yapabilirsiniz. Görsellik, lezzet ve sunum arayanlara şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın.